biraz hafif. Oh, shit. Ah Yaprakcığım, ah bebeğim. Bırak Kubilay arkadaşlığımızı kıskansın. Kocalar gelinleri hep kıskanırlar, hele yeni gelinleri. Ya bırak, hep yanında olsun isterler. Hı-hı. Çok seviyorum seni var ya. Hali hazırda en yakın arkadaşımsın. Öperim bebeğim. Kusura bakmıyorsunuz değil mi Şayka Hanım? Golf benim için vazgeçilmez bir hobi. Kusura bakıyorum tabii. Döndün poponu top oynuyorsun. Burada eşek mi anırıyor? Misafirliğe geldik. Ay, pardon. Tabii haklısınız. Ama yani golf benim için bir tutku. Bir yerden baktığım zaman yaşama nedenim. Kapıda bir... bavullarım var bebeğim. Alsana. Ne yapıyorsun ya burada? Nereye bakıyorsun öyle renkli renkli? Selam. Ne haber? Senin evde golf sahası falan varmış. Oynayalım mı? Ne golfi ya? Yok öyle bir şey. Benim evde misafirlerim var. Yavrum istersen sen git Nilay'la oyna. Burada olmaz. İstersen sen git evinde oyna. Golf yok. Golf yok. Yok. Yok! Yok burada golf. No golf. İyi be tamam. Üstüme kussaydın bari. Allah Allah. Niye geriliyorsun ki? Hayret bir şey ya. Rastladım. Bunu buraya koyuyorum. Alo! Eyvah! Alo! Adam! Makyaj altıma bir şey oldu mu? Ah bileğim kırıldı ya! Ay sen yürüyemezsin de şimdi. Bileğim çok acıyor ya. Çok acıyor şu anda Şayka Hanım. Kim o zaman servis yapacak ya? Bari bir garson falan tutsaydın. Ben hemen acili arayayım. 15 dakika sonra olursa olur mu acaba? 15 dakika sonra acili hemen gideyim geleyim ben. Ya niye dikkat etmiyorsun? Puro içerken yürüyemiyorsan ikisini aynı anda yapmayacaksın o zaman. Dikkat etmekle alakalı bir konu değil Şayka Hanım. O çocuğun gözleri fena. Renkli gözlü. Kenafir gözlü fena. Onun gözünde nazar var. Zaten ben başıma gelecekleri biliyordum. İfo bana çiğnemişti. İfot, başıma gelenleri bir duydu duy. Konu başlığı kenafir gözlü. Anlattı. O çocuğun kovalı apartmandan. Ben tırsıyorum o çocuktan. Ya da çiğir çiğir yıksak mı ya onu? Ay Burhan Bey, affedersiniz. Siz de evin ortasında niye golf oynuyorsunuz ya? Alın ilaçlarınızı. Bir. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Benim ne yapıyorsun sen içeri ya? Dönüşte bir şeye ihtiyacınız olur diye uğramıştım ama evde insan varmış. Sacit'in arkadaşı Şayka Hanım'la kaynaştık. Pek sevdik birbirimizi. Sacit'in arkadaşı Şayka Hanım mı? Oho, bu grup beni yorar. Hadi al asmaldık. Ay geçmiş olsun. Yeme bak çocuk. Yapma. Yapma bak bile yapma. Başkalarının yanında sakın ha sakın yapma bunu. Ya bırak diyor. Bak bile vallahi kafanda parçalayacağım seni. Geç içeri. Geç. Şöyle oturalım.
Ay! Anam! Bu ne ya? Şaykarı saçları! Ya sen makbili manyak mısın? Deli misin? Kafa derisini mi yüzdün? Deli! Ne yaptın sen Çayka'ya? Manyak deli, sen nasıl bir kadınsın makbili ya? Ne bağırıyorsun be? Psikopat mısın nesin? Çıt çıtlarımı çıkardım. Şayka Hanım, ne çıt çıt mı? Eksaç onlar Burhan'cığım. Ya rahat yemek yiyeyim diye pantolonumu, saçlarımı, ayakkabılarımı çıkardım. Evde yabancı yok ya. Senden de eşofmanla terlik önlüğünü aldım. Ne var? Tabii efendim, sormanıza hiç gerek yok ki. Ev sizin yani. Soran yok zaten. Efendim? Zök! Ay yüzün nasıl bembeyaz oldu bak. Aa Burhan, benim zaten her yerim takma. Dur, kolumu da çıkarayım. Ay kolum da takma benim. Ya! İlahi! Olmaz olmaz deme hiç. Zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim. Olmaz olmaz sevgilim. Olmaz olmaz deme hiç. Zaman neler gösterir belli olmaz. Belli olmaz! Belli olmaz sevgilim! Ay! Ya bu Şayka çok matrak kız ya, maşallah. Ben de anısı olan bir parçadır bu. Ha. Ay! Ay vallahi sucuk gibi oldum ha. Burhan senden bir tişört giyeyim, terimi çeksin. Tabii efendim, aşk olsun, kendi eviniz gibi. Tabii tabii, al anacığım, çekinme kardeşinin evi gibi. Sen ne diyorsun ya? Her lafın içine atlıyorsun sen. Ne kardeşi? Doğru söylüyorsunuz değil mi? Sizin patronunuz olduğu için bir mesafeniz olması lazım. Ay doğru, hiç akıl etmedim. Ama çok tatlı kız ya, hoppala hoppala, bir dakika durmadı ha. Evet, gerçekten çok tatlı. Çok da iyi anlaştık. Ay Sacit, keşke böyle bir kız alsa. Ya ne alakası var ya? Sacit'le ne alakası var? Sen böyle kendi kendini toplara girme makbiyle. Başkalarının özel hayatına karışma. Tamam, oldu o zaman. Şey, Burhan Bey, Şahika'yı davetimize çağırsak mı? Ne daveti? Anlamadım, ne daveti? Söz keseceğiz ben ya. Ben senin sözünü hiçbir zaman kesmedim ki. Niye keseyim ben senin sözünü? Söz davetimiz diyorum Burhan Bey. Söz uçar, yazı kalır. Bunu unutma. Sözler yalan söyleyebilir ama gözler asla. Ne var? Doğru muyum Şayka Hanım? Ay, radar da yakışmışız senindeki. Misafir odasını sizin için düzenledim. Beğendiniz mi? Makbuş, Aslı beni sahura davet etti ama şaka mı ciddi mi anlamadım be. Aa, şaka olur mu hiç? Aşk olsun. Sahura bekleriz muhakkak. Yetle gel, gel. Kardeşim falan herkes sahura kalkıyor değil mi? Hayır, uyuyan varsa ayıp olmasın. Ay yok, hepimiz kalkıyor. Sacit de kalkıyor. İyi, geleyim o zaman Makbuş. Gel ya. Şahit. Makbuleciğim yani, gecenin bu saatinde sahura misafir mi olurmuş? Esas Aslı davet etmiş yenge. Ama çok tatlı bir insan ya. Keşke Sarit'in böyle bir kız alsa da hepimiz rahat etsek be. Nereden çıktı ya? Ne bileyim, içime doğdu. Tahsin de babasını tanıyormuş gerçi. Köklü bir aile, düzgün bir aile diyor. Ama bence tipi değil Sacit'in. Ne var ya? Bu sefer de etine dolgun olsun. Ay güzel olur ya. Biz Burhan Bey'le evlenirken kitle düğün yaparız. Ay Makbule, iyice coştun sen. Ayol ortada fol yok, fos yok. Ya. Evlilik sözleşmesi mi? Nasıl yani? Bence çok iyi bir fikir.
Eğer boşanırsak birbirimizden hiçbir talebimiz olmayacağına dair. Eğer taraflardan biri de boşanmak isterse diğeri kayıtsız şartsız bunu kabul edecek. Nasıl? Sen boşanmak mı istiyorsun? Hayır canım, nereden çıkardın? Sadece sözleşme yapmak istiyorum. Ay Tahsin'cim, uyuma hayatım, misafir gelecek lütfen yani. Gözümü dinlendirdim biraz ya. Yavulumun ipi kaytan, kalmadı sırtımda mintan. Birin benim bahşişimi, hoş geldin güzel Ramazan. İyi sabahlar efendi. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Oo, keşke her sahur böyle eğlenceli olsa. Değil mi Saadet? Boşanırsak mal mı isteyeceğim ben senden? Hangi malı isteyeceğim ben senden? Durumumuz ortada. Annemlerin evinde oturuyoruz. Sevgilim, şimdi babamla benim birlikte aldığımız ev yok mu? Ha, ben o evi mi alacağım senden? Babanız nasıl yavrum? İyi efendim, sağ olun. Çok selamları, hürmetleri var. Sağ olsun, sağ olsun. Arada böyle gelin. Pek mutlu olduk vallahi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. İnşallah. Haydi efendim, buyurun sofraya. Hayır, ben bunu romantik bir fikir olarak söyledim yani tamam, Aslı. O zaman fikirlerini kendine sakla Cem. İstersen hemen sözleşme yapalım, ondan sonra da cart diye boşanalım. Bakalım sözleşme işe yarıyor mu? Ha, istediğin bu zaten ama. Bu istediğim. Senin evine mi kaldım ben ya? Aslı, misafirimiz var. Şey, ay kusura bakmayın. Çocuk gibi bunlar. Didişiyorlar öyle. Olsun İffet teyzeciğim, estağfurullah, aşk olsun. Yabancı mı var? Aşkım, I am sorry. Bir sandalyeyi çekmek istedim ama ayağım topal olduğu için yetişemedim. Burhan Bey, siz niçin zahmet ettiniz? Zaten ayağınız sakat. Lütfen. Bir yeriniz acıdı mı? İyi misiniz yavrum? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii tabii, iyiyim. Hiçbir şey olmadı. Sağ olun. Ne muğunuz kız ayol maşallah. Aslı, bu gece sen bence burada bir yalnız uyu, tamam mı? Hiç böyle bir tartışmanın üzerine tüy falan dikmeyelim. Ben gider Burhan'da kalırım bu gece. Ne? Oh shit. Bence de Burhan'da kal, biraz düşün bakalım. Ay ben demiştim size bu cesurun nazarı değecek diye. Buyurun işte. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Ne dediniz? Göz diyorum. Göz değer tabii, nazar çok tehlikelidir. Vah İffet teyzeciğim, vah vah vah. Ne oluyor ya? Ay benim Cemcim. Merak ettim, çok mu keyfin kaçık diye bebeğim. Konuşmak ister misin? Evet, evet Şahika ya. Benim keyfim çok kaçık. Evet, tabii ki, tabii ki konuşmak isterim ben. Sabaha kadar dinleyebilirim seni. Ya Aslı bu sözleşme işinden hiç hoşlanmadı yani. Aa! Ne diyorsun? Evet. Böyle işi boşanalım o zaman falanlara götürdü. O zaman boşanın yani. Nasıl yani?
aşkınıza zarar vermemek için. Tanıdık bir avukat var. Arayayım mı hemen? Öyle acele karar vermeyelim Şahika. Çünkü yani ayrılırsam çok sağlam bir depresyon bekliyor beni. Mahvolurum ya. Oh my God. Oh my God. Oh my God mı? Ah, kusura bakma bebeğim. Duygularım çok yoğunlaştığı zaman yabancı dilde ağlıyorum. Çünkü kendimi yabancı dilde daha özgür, daha rahat ifade edebiliyorum. Anladım. Oh my God. Arkadaşların yanında olacak, merak etme. Hiç yalnız kalmayacaksın ki. Yani? Senin mutlu olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün ruhumla ve vücudumla. Ben de... Oh my God, oh my God diye böyle sesler gelince dedim herhalde yakın bir tarafta açık hava sineması mı açıldı falan dedim yani. Şahika Hanım da buradaymış. Ne oluyor ya burada ne? Ne oluyor ya burada? Sohbet ediyoruz Burhan, sen git yat bebeğim. Aa, olur mu? 40 yılda bir arkadaşlarım yatıya gelmiş. Ben hayatta bırakmam, hayatta kaçırmam bu fırsatı. O kadar da matah bir şey değil canım, havadan sudan. Hadi git yat, uykunu bozma. Ay yok yok, ben oturayım sizinle. Burhan'ım, yorma kendini be. Hadi git yat be. Yok yok, vallahi iyiyim ben böyle ya. Ya sen gidip yatsana. Hayatta yatmam. Bir yere gidip yatmam ben, impossible. Sabaha kadar böyle oturacağız, sohbet edeceğiz, birbirimize böyle duygularımızı paylaşacağız. Alışveriş olacak, pijama partisi ya bu. Senin bu bacakların niye böyle mosmor? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı.